çıkmış ha? Siz de benim sakal tıraşı sırasında yaptığım sohbetleri özlemişsiniz duyduğuma göre. Yorumlarda okudum, ne haber? Hadi bakalım şimdi çarşamba sakal tıraşı yapalım hep birlikte. Aletler çıksın. Alet sağlam. Bir adet üç bıçaklı tıraş bıçağı. Bir adet tıraş köpüğü. Markayı göstermiyoruz. Yüzü hafif ıslatıyoruz. Ondan sonra köpüğü boca ediyoruz. Bazıları daha önceki sakal tıraş videomda abi ziyan ediyorsun, o köpüğün dörtte biriyle ben sakal tıraşı olurum demişti. Ama ben yani varlığım yerinde kardeşim, malzemeden sakınmam. Daha güzel sinek kaydı tıraş için daha çok köpük sürmeyi göze alacak bir imkandayım yani. Hayır, ben kendimde olanı söylüyorum yani. Ya herkesin şeyi kendine değil mi? Herkesin tuttuğu kendine. Evet. Sakallarım yaklaşık 3-4 milim uzunluğa eriştiğinden bugünkü sakal tıraşımız iki tekrardan ibaret olacaktır. Aksi takdirde çünkü yengeniz beni kendine sırnaştırmıyor, sulandırmıyor kardeşim. Batıyormuş, aşındırıyormuş, kaşındırıyormuş. Erkeksin, gereğini yapmayı göze alacaksın. Bir yeri kestik galiba sayenizde. Teşekkür ederim. Yani teşekkür ederim. Aslında pis sakal iyi oluyor bende, farkındayım. Biraz daha böyle sert haşin erkek gibi gösteriyor. Ama abi iş mevzuya gelince de bu sakal negatif etki yaratıyor. Kanadı mı orası lan? Yok lan. Hızlı bir tekrar geçiyoruz. Ondan sonra üstünden ince kesime devam. Yüz kanayana kadar diplere inmek zorundayım. Yoksa kardeşim, gerçekten yengeniz dokundurmuyor bana. Yani beni kendisine dokundurmuyor. Huylanıyor. Görün diye de çömelip çekeceğim neredeyse. Ekiple çekmiyoruz ki zoomlasın, sağına gelsin, soluna gelsin. Buradaki kalorifer borusuna kamerayı mıhladık, hibrit ayakla, tripodla kendi kendimize dalgamızı geçiyoruz. Bünyemiz izin verdikçe. Kanayan yer var mı? Kanayan yer varsa size yakından gösteririm. İsterseniz içiniz kalksın çünkü suçlusu sizsiniz, sizin için tıraş oluyorum. Ne yapıyormuşum? Sizin için tıraş oluyormuşum. Bir tekrarı sizle geçeceğiz. Ondan sonra inceye ben sizden ayrılarak gireceğim. Manyak mıyız? 30 dakika sakal tıraşı mı izleteceksin? Şimdi ben her günü yeni bir başlangıç olarak gören bir insan olarak, aydınlanmış bir şahsiyet olarak, bir ruh olarak her gün karımla tekrar flört ediyormuş gibi gün içinde saatler yaşıyorum. Onu böyle kendime çekiyorum zihnen. Ondan sonra tekrar ona çıkma teklifi eder gibi böyle
damat tıraşı oluyorum. Olaya akşama doğru girebiliyorum. Ya yenilenmek güzel şeydir. Şaka maka saatini de geçirmeyeyim diye telaşlı tıraş oluyorum. Her şeyi yerli yerince, saatince koymayı bilirim. Neyi koyarım onu da artık ben bileyim. Normalde ben salağımdır. Sağ elle her şeyi yaparım. Her şeyi yani böyle kalem falan filan. Ama tıraşta sağ veya sol tanımam. Yani tıraşı olurken hem salak hem solağım kardeşim. El melekelerim gelişmiş ya. Yine el melekelerim gelişmiş. Hadi ben ilk tekrar bitirdim. Özlemiştiniz siz benim sakal tıraş muhabbetimi. Çok da bağıramıyorum aydınlıktan biliyorsunuz. Daha önceki seansımızda biri ana baba avrat dümdüz küfür gitmişti. Biz de sesimizi ondan sonraki sakal tıraş videolarımızda kısmıştık. Haydi efendim, iyi ki benleydiniz, iyi ki benimle tıraşıma aracı oldunuz. Sizi öpüyorum gıktan. En yüksek aşkız biz. Cık.